Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün konumuz Alevilik dersleri. Kuzey Rum Vesfalya eyaletinde Alevilik dersleri. Sevgili Vedat Bican bizi bugün bahçesinde mihman etti. Eyvallah. Vedat Bican da aynı zamanda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu bölge temsilciliği yöneticisi ve Alevilik dersleri sorumlusu. Alevilik dersleriyle ilgili burada bir emekleri de var kendisinin. O emeklerin önünde de aynı zamanda saygıyla da eğiliyoruz. Bugün NRV Kuzey Rum Vesfalya'da Alevilik derslerinin durumunu ve önemini tartışacağız, değerlendireceğiz. Öncelikli olarak yayınımıza hoş geldin sevgili Vedat. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Eyvallah. Evet. Almanya Alevilik, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonumuzun en değerli kazanımlarından biri. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu Almanya genelinde, Avrupa genelinde, Almanya genelinde birçok hakları kazandı. Alman devleti nezdinde almış olduğu haklar var. Ama bunlardan en önemlisi Alevilik dersleri. Çünkü yolumuzu, inancımızı, değerlerimizi aktaracağımız, bırakacağımız çocuklarımız için bu dersler çok önemli. Çok çok önemli. Evet. O anlamda kazanımlardan en değerlisi diyebiliriz. Bu zamana değin de bu derslerde kazanılmasında emek harcayan, emeği olan tüm canlılara da bir nevi teşekkür ediyoruz. Emekleri önünde saygıyla eğiliyoruz. Evet sevgili Vedat Bican. Buyurun. Şimdi bu Alevilik derslerini bize kısaca bir anlatır mısın? İlk önce talep nasıl oluyor, nasıl başlıyor? Oradan bir girersek sevinirim. Önce Alevilik derslerinin bu hakkı bize emekleriyle, uğraşlarıyla kazandıran yönetici arkadaşlarımıza bir teşekkürlerimizi iletelim. Gerçekten emeklerine sağlık, hizmetler kabul olsun. Evet, Alevilik derslerinden önceki olay çok önemli çünkü Alevilik derslerinden önce çocuklarımızın din hanelerini, sonuçta bizler nüfus cüzdanımızda ya da kimlik kartlarımızda İslam olarak geçen o konumu burada değiştirme şansına sahibiz. Ve bunları biz Alevi olarak değiştirdiğimiz andan itibaren ilk adım atmış oluyoruz Alevilik dersleri için. Burada önemli olan okula başlayan çocuklarımız ve okula devam eden çocuklarımızın din hanelerini velilerimizin Alevi olarak değiştirmelerinin çok önemli bir durum olduğunu ifade etmekte fayda var. Çünkü birinci sisteme, Eğitim Bakanlığı'nın sistemine Alevi olarak kaydediliyor. Ve biz federasyon olarak istenilen taleplerde ne kadar Alevi öğrencisinin mevcut olduğunu Eğitim Bakanlığı görebiliyor. Ve bu talebimizi Alevilik dersleriyle ilgili Alevilik desteğine talep ettiğimiz andan itibaren de sistemdeki öğrenci sayısını görebiliyoruz. Yani otomatikman size zaten Alevi olarak yazdırdığınız zaman dinhanesine de bir hakkınız da doğuyor. Hak doğuyor, bir talep doğuyor. Çünkü 2007'den itibaren kazanmış olduğumuz bu hakkın bizlere şu ana kadar 12 sene geçti. Ve bu hakkı bizlere verdikleri bu hakkın İyi kullanamadığımızı düşünüyoruz tabii ki. Ama kullanmak için elimizden geleni yapacağız. Daha sonraki bölümde bizlerin bölge olarak hazırlamış olduğumuz formlarımız var. Bunlar birçok derneklere gittiğimizde dosya halinde bütün derneklerimize götürüyoruz ve teslim ediyoruz. Bu formlarımızı verilere ulaştırıyoruz ve verilerimiz bunları doldurup kendi arzuları veya da şöyle diyelim, aslında pek de kendi arzularına gittiklerini zannetmiyorum da işte kendilerinin gidip müdürlere bu formları okul yetkililerine vermeleri gerekiyor. Ve okul yetkililerine verdikten sonra zaten işten başlanmış oluyor otomatikman. Alevilik dersi istiyorum ben. Tabii ki bu talebi edildiği andan itibaren de zaten Alevilik dersiyle ilgili işlem başlamış oluyor. Burada çok önemli olan iki nokta. Birincisi Alevi, din hanesi Alevi olarak geçmesi, ikincisi talep edilmesi. Evet. Yani süreç bu böyle başlıyor, bu şekilde evet. Gelişiyor ve okul da bu sayı yeterli bir şekilde bulunabilirse, şimdi oradan şuna da girelim istersen sevgili Vedat Bican, sınıflar nasıl oluşuyor, kaç sayıya göre oluşuyor? Şimdi şöyle bir şey var, bundan artık bütün bu muhabbetlerimizi, sohbetlerimizi hep böyle koronadan önce ve koronadan sonra diye yapmamız gerekiyor. Maalesef. Çünkü dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, pandemi yaşamda her şeyi değiştirdi. Evet.
Evet. Değiştirdiği gibi çeşitli prosedürleri, çeşitli yasaları, çeşitli kanunları dahi değiştirdiği için okulda da bu değişti. Evet. Ondan öncesi, koronadan öncesi sayı nasıldı? Yani bir sınıfın oluşması için ve şu anki durumda nasıl? Şu anda sayı olarak bir değişiklik yok. Enerve bölgesinde, Enerve eyaletinde bir Alevi dersinin başlaması için bir sınıfta 12 öğrencinin olması gerekiyor. Bu Zekunda 1 ve Zekunda 2 olarak iki bölümdür. Yani Grundschule 1'den 4 ve 5'den 9'a kadar bir sınıf oluyor. 12 tane öğrenci bulduğumuz anda bir okul ya da okul çevresinden öğrencileri de o desteği başlatabiliyoruz. Yani şu andaki biz de tabii ki ne talep etmek istiyoruz. Bu talebimizi de federasyondaki arkadaşlarımız da ileteceklerine de inanıyorum. Almanya eyaletlerinin birçoğunda 8 öğrenci analitik testleri başlarken Enerve'de 12 öğrenciden başlıyoruz. İlla ki yani 4'ten önce bulup bulmamak durumu değil. Bazı canlarımız ya 4'ten önceden bulamıyorsunuz diyorlar. O kadar da kolay değil ama önemli olan öğrenciyi bulmaktan çok derslerin başlaması. Evet. Derslerin devamlılığı olduğu an hemen öğrenciler de gelecektir çünkü. Evet. Şöyle bir durum var. Yani şimdi bunu neden sordum bu 12 sınıfların nasıl oluştuğuna dair 12 diye. Şimdi koronadan dolayı şimdi bizim de gelen bilgiler doğrultusunda Alman Eğitim Bakanlığı özellikle Nordrhein-Westfalen'deki Eğitim Bakanlığı'nda bu konuda bir yumuşamaya gitti. Şundan dolayı koronadan evet. dolayı normal sınıfları da küçülttüler biliyorsunuz. Evet. Öğrenci sayılarını işte 25-30'dan 15'e indirdiler. Kimi yerde 20'ye indirdiler ki buna alevilik dersleri de dahil diye evet. bilgiler var. Evet. 6 rakamı ortalarda dolaşıyor. 6, 8. Arkadaşlar işte en kısa zamanda bir termin yapıp Eğitim Bakanlığı'na bir görüşme yapacaklar. Ondan sonra gerekli bütün açıklamaları da bizler bölge ve federasyon olarak da gerekli açıklamaları canlarımıza ileteceğiz. Yani şu anda ben 6 desem doğruluğu ne kadardır onu bilmiyorum. Çünkü federasyondaki arkadaşlarımız gerekli çalışmalar yapıyorlar bu konuda. Çünkü şundan dolayı azalma var, azalma evet, var. Azalma şundan dolayı yani çoğu eyaletlerde de bu geçerli. Bir sınıfı 12 kişiyle doldurmak şu anda çok zor. Normal eskiden sınıflar zaten zor. 15 kişi. Aynen. 15 çok zor yani aynı mesele diyelim ki 6. sınıftan 12 kişiyi bir küçük şehirde bulmak çok zor. Evet. Alevi nüfusuna ait olan çocukları. Bulmak çok zor. Ondan dolayı yani ben biraz umutluyum da o konuda. Çünkü yetkililer evet, sayıyı indirecekler. Bu da bizim derslerde bir tekrar bir yukarı çıkma durumu var. Evet. Umarız olur. Yani aslında şöyle düşünmek lazım. Az önce dediğin gibi korona öncesi ve korona sonrası. Evet. Yani keşke bu korona olmasaydı da biz yine çalışmalarımızı devam edebilseydik. Gerçekten hepimizi olumsuz yönde etkiledi. Bizim Alevi dersleriyle ilgili çalışmalarımız da olumsuz yönde etkiledi. Keza birçok derneklerimizin çalışmalarını da genel anlamda hayatımızın tamamını olumsuz yönde etkiledi. Ve bu etkiyi de artık sağlıklı bir şekilde aşmak umuduyla bir şekilde başaracağız. Ama tabii ki burada bütün iş yine öncelikli olarak ailelere düşüyor. Şimdi her ne kadar siz bir yönetici olarak, bölge yöneticisi olarak veya ABF'nin herhangi bir yerindeki bir yönetici olarak bu kadar çaba gösterip emek sarf etse de aile bu işe yanaşmadığı sürece hiçbir şey yapamıyorsunuz. Maalesef Alevi toplumunda da böyle bir kırılganlık var. Bir geri çekilme var, korku var. Gittiğiniz zaman ailelere biz o duyumları da alıyoruz. Evet. Yani çocuğunun bir başka etkinliğini öne sürerek yani bir faaliyetini, çalışmasını öne sürerek ya bu derslere zamanın olmadığını söyleyen aileler oluyor. Maalesef. Ondan sonra da iş zaten yöneticilerin iknasına kalıyor. Sizin mesela dışarıda bu gibi çalışmalarınız tabii ki var biliyoruz. Biraz çok onlardan önemli. Da bahseder çok. Misiniz? Ya gerçekten çok güzel bir yere vurgu ettim. Burada ben hemen hemen birçok derneklere gittim. Özellikle kahvaltı toplantılarına gitmek çok güzel oluyor. En azından insanları daha canlı, yoğun oldu. Daha mihman olabiliyorsun orada. Maalesef diyeceğim. Gerçek bu. Velilerimiz, daha doğrusu bizim kendi toplumumuz böyle şeylere gelemiyorlar. Zor zannediyorlar. Yani bir çocuğu futbola göndermekle İşin daha kolay oldu. Yani çocuk sonuçta futbola gidiyor. Nasıl kendisi peşine gitmek zorunda değil diye düşünerek hareket edebiliyor. Aslında burada da bir şey yok. Sadece bir belge, bir forma alacaksın, talep edeceksin. Başka hiçbir zorluğu yoktur. Yani bu talebi etmek için okul müdürüne gidip, kardeşim
bu benim hakkımdır. İşte benim, ben Aleviyim. Bu benim hakkımdır. İşte bu da benim talep formumdur. Bu talebimi kullanmak istiyorum. Bu zaten bize yasal olarak verilmiş bir haktır. Yani burada canlarımıza şunu da söyleyeyim. Daha sonra bu konulara tekrar gireriz. Dünyanın hiçbir yerinde Alevilere verilmiş hak kadar Almanya'da haricinde hiçbir yerde yok. Yani Almanya'daki Alevilere verilen hakkın biz yararlanamıyoruz. Ya da yararlanmak istemiyoruz. Farkında değiliz. Ya da farkında değiliz. Farkındalığı yaratmak için de çaba gösteriyoruz. Yani birçok yerlerde paneller yapıyoruz. Dernek yönetici arkadaşlarımızdan mihman oluyoruz. Kahvaltı toplantılarına gidiyoruz. Yeri geldiğinde gidiyoruz. Privat gidiyoruz. İşten çıkıyoruz. İkna etmek için konuşmaya gidiyoruz. Velileri. Yani biz bölge yönetimi olarak her zaman şunu söyledim. Sağ olsun arkadaşlar da bana güvenerek bu görevi verdiler. Nefesimin gittiği yere kadar bu görevi devam ederim. Talep gelirse yardımcı olurum. Yine buradan söylüyorum. Alevilik desteği ile ilgili yapılacak bütün çalışmalarda her zaman buradayız. Yani her zaman yapmaya hazırız. Ancak bu talep benden değil, talep onlardan gelmesi lazım. Evet. Bunu cemiyevi yöneticilerimize dahil olmak üzere, velilerimize dahil olmak üzere. Evet. Gerekirse okul müdürlerine gidip konuşulması gerekirse konuşuruz da. Gerekirse veliler istemiyor deniyorsa gideriz yine konuşuruz da. İkna etmek ne kadar gerekiyorsa da onu da yaparız. Yani her konuda yardımcı oluruz, gideriz yani bu, diyorsun. Yani çünkü sonuçta şunu düşünmek lazım. Yazıktır yani. Çünkü gençlerimiz çok zor dönemlerde yetişmeye başladılar. Artık teknoloji çağında cep telefonları, tabletler, PlayStation'ların elimizden düşmeyen bir çağa geçti gençlerimiz. Ancak ben bir örnek vermek istiyorum. Alevilik derslerinde bir öğrencinin annesine okuldaki bir öğrenci arkadaşının o yemeği yemediğinden dolayı yemeğin farklı bir şey vermesi gerektiğini, o paylaşımcılığı anlatmış annesine. Alevilik derslerini gören öğrencilerden birisi. Yani bizim yolumuzla paylaşmak, insan, ikrar, bunun gibi şeylerin özelliğini ve önemini bu derslerde alıyorsun. Hani hayatta iki şey vardı. Bir pratik yaşarsın, bir teori yaşarsın. Yani pratiği almadan o teoriyi göremezsin. Alevilik derslerinde yaşadığın, Alevilik derslerinde aldığın her kelimenin, her dersin seni kendi yaşamındaki olaya götürüyor. Peki sevgili Vedat, bu evet. Derslerin içeriğini tam olarak burada anlatabilme durumunuz var mı? Yani bu derslerde öğrencilere neler öğretiyor? Alevi erkanı, Alevi ritüelleri bunun içinde mi? Tabii ki. Bunu da bir açarsanız yani seviniriz. Fazla şu anda müfredatlar kitapçık haline gelmek için çalışılıyor. Kitapçık haline getirildi. Yani burada Alevi'nin temel üyelerinde ne varsa hepsi var. Hacı Bektaşi Veli, İkrar, Muharrem, Yedi Ulu Ozanlar. Cem, Sema, Pir, Mürşit, Dede. Mürşit, Dede, bunların hepsi ana temalarda müfredatın içinde var. Yani bunlar öğrenirken de çocuklara cemal cemal konuşmayı, muhabbet etmeyi, paylaşımı, ondan sonra doğaya, çevreye saygıyı, insanlara, insana saygı, yardımlaşma, bunların hepsini bu derslerin içinden alıyorsun. Bu dersleri içinden aldıktan sonraki yaşantında o zaman çocuklarımız daha farklı bir yaşantının içine giriyor. Biraz daha hem kendi yoluna bağlı bir birey oluyor. Toplumsal. Ve cemevlerimize daha bağlı oluyorlar. Ben söylemek istiyordum. Cemevlerimize daha bağlı oluyorlar. Özellikle gençlik kollarındaki aktif çalışmalar daha evet. canlı oluyor. Daha bilgili oluyor. Yani Alevilik dersleri aslında çok güzel bir kazanım. Muazzam bir kazanım. Ve biz bunun değerini bilemiyoruz. Bir de iki önemli nokta daha var sevgili Vedat. Alevilik dersleri biliyorsunuz burada doğan çocuklarımız Almanca'ya daha hakim. Yani çoğunun evet. Türkçe bilgisi yetersiz. Evet. Türkçe konuşması ve yazması yetersiz. Bu dersler Almanca verilecek. Evet. Birinci nokta bu. İkinci nokta da bu derslerin diğer derslerle birlikte okulda notuna tekabül etmesi, yani notuna etkilemesi. Yani eskiden biliyorsunuz Türkiye'de de vardı. Kanaat notu gibi bir not da vardı evet. biliyorsunuz. Bir evet. yerde sıkıştıysanız bu kanaat notuyla geçebiliyordunuz. Evet. Bunları da açar mısınız? Almanca ve... Almanca, kanaat. Evet derslerimiz Almanca veriliyor.
Her şeyle Almanca olarak verilecek bir dersimiz. Sertifikalı öğretmenler. Sertifikalı öğretmenlerimiz. ABF tarafından, yetiştirilmiş öğretmenlerimiz tarafından veriliyor. Ve derslerin not ortalamasını etki edecek bir ders. Yani evet, birçok velilerimiz, yönetici arkadaşlarımız, değil mi? Yani cebevindeki yönetici arkadaşlarımız bunun sadece bir seçmeli ders olduğunu düşünerek hareket eden birçok canlarımız var. Değil. Din derslerimiz, hangi din dersi olursa olsun, not sistemiyle o not ortalamasını etki eden bir derstir. Bundan dolayı da alevilik derslerinin önemi de burada biraz daha ön plana çıkıyor. Sonuçta ders not ortalaması etki eden her puan öğrencinin geleceğini başka yere gönderiyor. Başka yere çektim. Evet. Pekala, bu alevilik dersleri, yani burada şu an sayı yani Almanya geleninde de biraz eğitim sistemi biliyorsunuz aksadı. Evet. Online eğitim dedi. Uzaktan evet, eğitim yapıldı. Yaklaşık birkaç ay okullar açıldı. Bir evet, ay kadar gitti. Ondan sonra tekrar yaz tatiline girdiler. Geçtiğimiz iki gün önce de okullar açıldı. Evet. Burada bildiğim kadarıyla Enerbe'de en azından bu dersi almak için bekleyen cemevlerine evet, umutlu haberler, mutlu haberler de ulaştı. Bununla ilgili evet, bilginiz var mı? Hangi, yani çoğunluk olarak hangi cemevleri? Şu anda sağ olsun Ahmet Başkanımız aradı geçen gün Noyes'tan. Daha doğrusu ondan bir görüştük. Noyes'teki cemevimiz beklemedi. Her şey hazır. Oradaki sınıfımız her an açılacak. Sadece okul müdüründen haber bekleniyor. Yani bu pandemi döneminde gerçekten onlar da ne yaptıklarını ya da ne yapacaklarını ya da ne yapabileceklerini bilmediklerinden dolayı şu anda birçok yerde Alevi dersleri ilgili yapılan çalışmalar durmuş durumda. Biz ön çalışmalarımızı yapıyoruz tabii ki ne. Ayrıca Göfenboş'ta bir dersimiz kesin açılacak. Yanılmıyorsam da herhalde ikinci sınıfımızda açılma ihtimali yüksek. Mönchengladbach'ta geçen günleri bir adım attık. Orada da en kısa zamanda gerekli organizeyi sağlayıp orada da o çalışmalarımızı yapacağız. Klagenfurt'ta bir dersimiz hazırydı. Ondan sonra ya burada aslında bir öteki sorunumuz daha var. Yani derslerimiz hazır, desteklerimiz ama öğretmen sıkıntımız da var tabii evet, ki. Evet, ona da değinecektim. Orada hemen, çünkü bununla bunu bağlayayım hemen. Evet, öğretmen sıkıntımız var. Buradan dinleyecek olan öğretmenlerimize de söylüyorum, rica ediyorum onlardan. Lütfen Alevilik dersleriyle ilgili eğitimlerinizi alın. Çünkü sizler bizim yolumuza bağlı güzel gençliğimizi yetiştirebilecek tek değerlerimizsiniz. Ve bundan dolayı da lütfen zamanımız yok demeyin, mazeret aramayın. En azından bu eğitim için gerekli maddi ve manevi desteği sunabilecek birçok cemevlerimiz var. İrtibata geçin ve Alevilik desteğiyle ilgili eğitim için gerekli müracaatlarınızı yapın. Burada gerçekten öğretmen sıkıntılarımız var. Yani misal Vezel'de Ali Başkanım defalarca görüştük. Sınıf hazır, öğrenciler hazır, öğretmen yok. Evet, önemli olan o, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Öğretmen sıkıntısının olması. Yani şimdi evet, size verilmiş bir hak var. Bu tabii hakkı her halükarda kullanmanız gerekiyor. Eğitim Bakanlığı tarafından evet, kazanılmış bir hak. Fakat öğretmen olmadığı zaman isterseniz bu hakkın bu hak gibi bir sürü bu eğitimle ilgili haklarınız olsun. Maalesef olmuyor, bir şey yapamıyorsunuz. Yani burada öğretmenlerimizin de değindiği gibi talep etmesi, bu derslere girmesi, bu 6 aylık bir kurslardan geçip sertifikalarını alıp başlamaları. Öğretmenlerin burada bir de onu da açalım isterseniz. Maaş durumu nasıl olacak? Çünkü çoğu öğretmen bunu da biraz düşünerek hareket ediyor orada. Yani maaşlar zaten Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Hı hı. Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Yani normal almış oldukları maaşların normal derslerden yani bir fark etmeyecek. Herhangi bir kayıplar olmayacak. Buna ekstra olarak, artı olarak tabii ki artı olarak ek ders olarak da bunlardan da sadık ücretlerini alacaklar. Ama burada şöyle bir şey var. Bir benzetme yapmak istiyorum. Yemek pişirmek istiyorsunuz. Zebzeniz hazır, her şeyiniz hazır ama tavanız yok. Tavanız yok, evet. Yani öğrenci bulmak bulunur. Okullar müracaatın yapılır, yapılır. Ama öğretmen olmadığı vakit hiçbir şey yapamazsın. Pekala sevgili Vedat. Enerbe bölgede bu işi sorumlusun. Evet. Aynı zamanda
Yani olmaya çalışıyorum. Olmaya çalışıyorsun. Pekala, yeterlilik şeyin var mı? Yani yetişebiliyor musun her tarafa? Yardımcıların veya bir komisyon oluşturuldu mu? O komisyondaki arkadaşlar da bu işte canla başla yardımcı oluyorlar mı? En azından yani bu işi biraz daha böyle yoğunlaştırıp her yere yetişmek gerekir. Tek başınıza tabii ki bunu biraz yapmak zor. O anlamda da bütün velilerle, cemevleri yöneticileriyle de görüşülerek belki bu sayı biraz daha artırılabilir aslında. Aslında bunu yapmak gerçekten doğru bir hareket de. Nedense bir türlü başka şeyle uğraşmaktan buralara enerjimizi veremedik. Nedense aslında çok da olumsuz konuşmak istemiyorum. Çünkü insanların moralini bozmak istemiyorum ama gerçekler de bunlar. Bizler birbirimizle uğraşmaktan çocuklarımızla ilgilenemiyoruz. Ya da birbirimizle uğraşmaktan gerçek olan şeyi göremiyoruz. Ve şöyle bir durum var ki, yani ben yaklaşık 48 tane derneğimiz var. Yani bunun büyük ihtimalle 32 tane derneğimize ulaşmışımdır. Yani cemevlerimizdeki yönetici arkadaşlarımız, illa ki nefesimizde eksiklik vardır. Ben de herkese yetişemiyorum. Yani dediğim gibi nefesimizin yettiği yere kadar gidiyoruz ama hani o adımı atabilecek çalışmayı yapsalar cemevlerimiz, yani ben de arkalarından gelsem, onlara ikna edecek konuşmalar yapabilecek ortam oluşturulsa, yani bir velinin ikna edilebilmesi için bir aracı lazım. Bu aracı da cemevlerimizdir. Tabii ki öncelikle, çünkü oradaki veliler cemevi yöneticilerini tanıyorlar. Tabii yani. Cemevlerimizdir. Cemevlerimiz organizeyi hazırlamak zorundalar. Yani en azından bu hani başlamak bitirmenin yarısıdır deriz ya. Evet. Yani başlayalım. Öğretmeni de bir şekilde ayarlanabilir. Yani sonuçta böyle başladı sonuçta, zaten elebilik yani dersleri. Küçük bir sayıyla başladı. Daha sonra çoğaldı. Küçük bir sayıyla başladı ve çoğaldı. Hani yeterli düzeyde miyiz? Hayır, değiliz. Çünkü hesap edersek yani 48 tane derneğimizi, yani 6000 üzerinde aşağı yukarı üyelerimiz var. Kayıtlı. 6000 üzerinde, yani tam rakam verme şansına da sahip değiliz. Tahmini bir rakam. 6000 ve 6000 üyenin aile olarak hesapladığında 3000 aile diyelim. Ve yani bakıyorsun rakamlara, tahmini rakamlara. Çünkü ne rakam veremiyorsun, bir yükseliyor, bir iniyor. Şimdi 2 tane sınıf, 3 tane sınıfımız açılacak, tekrar yükselecek. Çok az. Yani cemevlerimizden o kadar büyük bir talep gelmiyor. Velilerimiz bu konuda çok duyarsız kalıyorlar. Şu da çok önemli sevgili Vedat, onu da ekleyelim isterseniz. Bu anlamda da buradan duyuralım. Şimdi bazı o toplum içinde bulunan Aleviler şu yanlışlığa da düşebiliyorlar. Yani cemevine üye olmazsak biz Alevilik derslerine tabi değiliz diye. Onu da buradan duyuralım. O çok çok önemli çünkü. Bunda da tabii ki cemevi yöneticilerin zaten yaşadığı toplumdaki Alevi nüfusunu biliyor, tanıyor en azından. Onların da ikna edilmesi gerekiyor. Yani cemevine üye değilse de bile o hakkı alabiliyor. Tabii ki. Yani burada yani sen bir din dersine göndereceksin çocuğunu. Yani bir cemevine üye olmadığın vakit din dersine katılamazsın diye bir zorunluluk yoktur. Burada canlarımız bunu lütfen iyi dinlesinler, iyi anlasınlar. Okulda bitiyor her şey. Yani illa cemevine üye olmak zorunda değilsin. Herhangi bir şekilde üye olmayan bir canımızın da Alevilik derslerine talep etme hakkı var. Bu çünkü sadece federasyona bağlı bir hak değil. Aleviyim diyen her canın çocuğunun Alevilik derslerine gönderme hakkı vardır. Bu sadece federasyona bağlı kalmış bir şey değil yani. Ama bunu bilmeyen işte Aleviler de var. Burada da yine cemevi yöneticilerine iş düşüyor. Cemevi yöneticileri o toplumda yaşayan bütün Alevilerle, çocukları okula giden bütün Alevilerle irtibata geçip bunu özellikle ve de çok güzel bir şekilde anlatması gerekiyor. Sevgili Vedat, özellikle de şunu çok iyi tekrar irdelememiz lazım. Yani duyurmamız da lazım buradan. Burada bu bütün Alevi çocukları gider dedik ama burada özellikle bütün iş cemevi yöneticilerine düşüyor. Yani cemevi yöneticileri o şehirdeki bütün Alevileri aşağı yukarı hemen hemen hepsini tanıyordu. Tabii ki. Bu Alevilerle, bu Alevi velileriyle temasa geçmeleri gerekiyor. Çocuklara okula giden anlatmaları gerekiyor. Yani bu ders bizim hakkımız. Üye olsanız da olmasanız da lütfen çocuğunuzu yollayınız. Tabii ki öncelikli olarak kaydını yaptırınız. Yani aslında yapılması gereken çok işleri var da Mesut abi. Yani bana kalsa
Yani büfle yazdılar cemevlerimizde. Bütün yerlerimize dağıtırım. Artı sokak sokak duvarlara asarım. Alevi desteğiyle ilgili madem duymayan varsa herkes görmesi açısından. Aynen. Duvarlara asarım. Flyerları, duvar reklamı yaparım. Yani duymayan kalmasın diye. Yani cemevlerimizde toplantı mı yapılacak? Anında bütün şeylere bir plaket hazırlarım. Kendi iş verenlerimize giderim. Dönerci olsun, lokantacı olsun. Oralara gider asarım. Üyelere tek tek giderim. Kapı kapı dolaşır, dağıtırım. Çünkü gerçekten bakın bu çok önemli bir şey. Bizim federasyonumuzun bir nasıl ifade edeyim, din örgütü. Yani religiyon, inanç kurumu. Örgütü. İnanç kurumu. Ben düzelttim, teşekkür ederim. İnanç evet. Örgütü olarak tanınmasının da bir vesilesidir Alevilik Destleri. Evet. Şimdi biz Alevilik Destleri'ni kaybedersek, bunun vebali kime? Hepimize. Hani biz cemevlerimiz diyoruz ya, biz bu işte yolun, biz bu yolun hizmetkarlarıyız. Ya da biz bu yolun hizmet edenleriyiz. Açık ve net söyleyeyim. Yani burada birçok insanlar beni eleştireceklerdir. Sivas'ı anıyoruz. Maraş'ı anıyoruz. Çorum'u anıyoruz. Muharrem'i yapıyoruz. Birçok anmalarımız oluyor. Etkinlikler yapıyoruz. Çok güzel. Ve biz yaptırmış olduğumuz bir etkinliklerden, bu benim yöneticilik dönemine de dahil. Yani, şey yani ben kendi öz eleştirimi de yapıyorum. Sıkıntı yok. Yok. Yapıyoruz. Ama iş Alevilik Destleri'nde. Evet. Yani sen Sivas'ın, Çorum'un o çocuk Sivas'ı anlamazsa, Çorum'u anlamazsa, bizim neden katledildiğimizi anlamazlarsa, biz belki 5 sene sonra o Sivas'ın hiçbir manasının önemli kalmadan bir anma yapacağız. Evet. Çünkü vicdanı kaybediyoruz. Kendi içimizdeki o duyguyu kaybediyoruz. O duyguyu kaybetmemek için de bu Alevilik Destleri'ne gerçekten sarılmamız lazım. Çünkü çocuklarımız oradaki öğrendikleriyle bu duyguyu yaşayabilirler. Evet. Şu çok önemli. Topraklarımızdan 3000 kilo Almanya'yı baz alırsak, topraklarımızdan, evet, coğrafyamızdan 3000 kilometre ötede Avrupa'da yaşıyoruz, Almanya'da yaşıyoruz. Ve bu hakları kazanmışız. Yani Türkiye'de biliyorsunuz Alevi'nin adı küfür, hakaret sayılmış ve sayılmaya da hala devam ediyor. Katledilmiş, evet, yıkımlara uğramış, talanlara uğramış, yakılmış, yıkılmış bir Alevilik Avrupa'da geliyor. İşçi olarak geldiği Avrupa'da Alevilik hakkını kazanıyor. Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu sayesinde. Evet. Evet. Fakat bunu kazanmaktan çok bu haklara sahip çıkmak çok önemli. Devam ettirmek çok önemli. Tabii ki. Yöneticilerin, burada ben de bir belki eleştiri yapacağım o konuda. Yöneticilerin aldıkları binalarla övünmemeleri gerekiyor. Katli. İsterseniz 2 milyonluk yatırımınız olabilir, isterseniz 1 milyonluk, isterseniz sadece bir ufak yeriniz olabilir. Bunlar gelip geçici şeyler. Yatırım bunlar çok yapmak lazım. Betona değil, aynen. Betona değil, bunlar çok çok önemli değil. Böyle bir kazanımın arkasına düşmek, çocuklarımıza geleceğimizi aktarmak, Alevili tam teşekküllü şekilde oradan buradan duyduğu dogmalarla, hurafelerle değil, birebir ABF'mizin yetiştirdiği sertifikalı öğretmenlerimizden almaları çok çok önemli. Yöneticilere özellikle bunları anlatmak gerekir. Burada çok güzel yere değindin. Yatırım, evet, yatırım. Şimdi bina birçok derneklerimizin kendi binaları var. Çok güzel bir şey aslında. Ama aldığımız binaların içini nasıl dolduracağız? Evet. Nasıl dolduracağız? Değerli canlar, yatırım binayla olmuyor. Yatırım çocuklarıma verecek ilgiyle oluyor. Çocuklarımıza verilecek olan eğitimle oluyor. İnsana yatırım yapalım. Çocuklarımıza yatırım yapalım. Değerli yönetici arkadaşlarımız, bu konuda lütfen duyarlı olalım. Çalışmalarımıza hız verelim. Bu dersleri bir an önce birçok şehirlerimizde başlatalım, startını verelim. Her ne olursa olsun yine söylüyorum, yatırımı binaya değil insana verelim. Yoksa 5 sene sonra o binayı da dolduramayacağız. Yani başta da değindiğimiz gibi Alevilik, evet, dersleri çok büyük bir kazanım. Gerçekten bunun değerine varmak lazım, bilincine varmak lazım. Ve bu anlamda da bütün cemevlerini tekrar bu yöneticileri bir silkinip, bu derslerin önemini ilk önce cemevi yöneticilerine, daha sonra da
o velilere, ailelere çok iyi bir şekilde anlatmak gerekiyor. Evet, çocuklarınızın diğer etkinlikleri de olabilir, kursları olabilir, müzik, spor, başka bir faaliyetleri olabilir. Bunlarla birlikte alevilik dersi çok çok önemli. Onları belki bir kenara itip daha sonra o çocuk devam edebilir ama alevilik dersini belli bir yaşta kaybettiği zaman cemevlerinde de uzaklaşır. Evet. Öyle ki toplumumuz, biliyorsunuz, Avrupa'dayız diye hiçbir aile kendine güvenemiyor. Terör örgütleri, özellikle IŞİD saflarında gerici ve faşist örgütler, okuyoruz, görüyoruz, medyadan takip ediyoruz. Alevi çocuklarına kancayı takmış durumda. Tabii ki bunlara gidecek olan Alevi çocukları kimler? Böyle alevilik dersinden yoksun, alevilikten yoksun, cemevlerine gelmeyen, uğramayan, ibadetini yapmayan, orada o ritüellere katılmayan, ailelere, uzak olan ailelerin aynı zamanda çocukları bunlara daha çok katılabiliyor. Çünkü hiçbir şey bilmiyor, öğretisini bilmiyor. Bu tehlikenin farkında olup cemevlerine ve de alevilik derslerine sahip çıkmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Bu konuda az söylenecek fazla da bir şey kalmadı aslında. Yani bizler eskiden ya daha doğrusu kendi dönemimizde Türkiye'de yaşadığımız alevilikle şu andaki alevilik arasında çok fark var. Yani kendi Türkiye'de yaşadığımız o inancı, o yolu, o ibadetlerimizi, o cemlerimizi, burada ritüellerini bazen kaybediyoruz. Evet. Ritüellerini kaybettiğimizden dolayı o duyguyu alamıyoruz. O duyguyu yaşamadığımız vakit sadece bize monoton bir alevilik kalıyor. Bundan dolayı da bu monotonlaşmanın tek yolu çocuklarımızın temelden, hani derler ya, ağaç yaşken eğilir. Ağaç yaşken eğmeyelim. Ağacımızı yeşertelim, ağacımızı işleyelim. Güzel meyve versin, güzel insan olsun, güzel bir can olsun. Peki sevgili Vedat, konuşmanın başında da az önce belirttin, ABF yetkililerimizden canlarımız buranın Milli Eğitim Bakanlığı ile bir toplantısı var ileriki dönemde dediğiniz toplantılar var. Orada yeni bilgiler paylaşılacak sanırım alevilik dersleriyle ilgili. Bunu da siz tabii ki yönetici olarak, sorumlusu olarak bu derslerin en azından burada. Bunları da cemevlerimizde paylaşacaksınız mutlaka sanırım. Tabii ki. Yani biz alevilik dersleriyle ilgili bana gelen, alevilik dersleriyle konu bize gelen ya da bana gelen bütün bilgileri ben elimden geldiğince zaten paylaşmaya çalışıyorum. Bir konuyu daha geçmeyelim. Öğretmenlerle ilgili Weingarten Üniversitesi'nde şu anda Alevik Dersi'yle ilgili başvurular yapma şansına sahibiz. Bundan dolayı cemevlerimiz gerekli bilgiler alabilmek için yine federasyonumuza başvurabilirler. Orada Hazar Canımız var. Ufuk Canımız var bu konuda, Aziz Başkanımız var. Yani herkesten gerekli doğru bilgiler alabilirsiniz. Ve şunu da söyleyelim, yani şu konuda şeyde gerçekten bu çok önemli bir konu aslında. Alevilik derslerinde öğretmen çok önemli bir konu Mesut abi. Yani öğrenci konusundan önce öğretmen konusu. Alevilik derslerinde hani de öğrenci bulmak değil. Önce alevilik dersleri için öğretmen bulmak. Öğretmen çok önemli. Eğer ki cemevlerimizdeki yöneticilerimiz çevrelerinde bildikleri Alevi öğretmen var ise ve bu konuda ikna etmekte zorlanıyorlarsa, konuşmak istiyorlarsa telefon açsın, itibariyle geçelim ve gidelim hep beraber. Konuşalım, ikna edelim. Ama biraz işin içinde maddiyat da var. Öğretmenlerimiz de yalnız kalıyorlar. Bu konuda cemevlerimize destek vermek zorundalar. Maddiyat derken açar mısınız biraz? Açayım. Misal Alevik dersleri ilgili öğretmen eğitim masrafı aşağı yukarı Weingarten'da 1500 euro. Yani 1500 euro öğretmen kendi cebinden ödemek zorunda kalabiliyor. Bazı derneklerimiz de birkaç derneğimize toplanıp yardımcı oluyorlar. Bu konuda özellikle de Griffin Boğuş, Mönchengladbach, Neuss ve bir derneğimiz daha vardı. Galiba Neuss'taki iki derneğimizde. İki dernek, evet. Evet. Misal burada Raci hocamızın ücretini karşıladılar, sağ olsunlar. Hizmetleri, emekleri kabul olsun, lokma olsun. Yani burada öğretmenlerimizin maddi ve manevi olarak desteklemek gerekiyor cemevlerimiz tarafından. Öğretmenlerimiz de onu gerçekten isteyerek yapabilsinler. Evet, alevilik derslerinde manevi çok önemli, manevi destek çok önemli. Derslerinde en önemli nokta öğretmenler. Burada da önemli, ona vurgu yaptın. Evet. Weingarten Üniversitesi'nde şu an alevilik dersleri için boşluklar var diyorsun. Başvurular yapılabilir tabii ki. Bu başvurular için öğretmenlerimize de duyurulur. Gerekli ve doğru bilgileri
federasyonumuzdaki Hasan Can'ımızdan alabilirsiniz, Ufuk Can'dan alabilirsiniz, Aziz Başkanımızdan alabilirsiniz. Ama genel anlamda Hasan Can'ımız bu konuda gerçekten çok istekli. Kendisi ayrıca buradan çok çok teşekkür ediyorum. Yeni başladı o da. Yeni başladı evet göreve. Evet. Yani doğru ve gerekli bilgiler oradan alabilir. Ben geçen günlerde zaten bunu paylaştım Cem yöneticilerimize. Öğretmen konusunda gerçekten Cem evlerimizin öğretmenlere destek vermeleri gerekiyor. Evet. Yani öğretmenler her şeyi kendi ceplerinden karşılamak zorunda değiller. Evet yani böyle bir ekonomik durum da var tabii ki. Onun da bir ortak noktası bulunması. Gerçekten tabii. Ortak noktayı bulmamız gerekiyor. Bulması gerekiyor. Evet sevgili Vedat. Son olarak söylemek istediğin Alevilik dersleriyle ilgili özellikle Cemevi yöneticilerimize, Alevi toplumuna, ailelere ne demek istersin son olarak? Evet son olarak ne diyelim? Aslında gereken her şeyi söyledik ama tekrar vurgulamak istiyorum. Çocuklarımıza gerekli eğitimi bu derslerde vermek ve veren eğitim alan öğrenci velilerimizin anlattıklarını gördüğümde gerçekten şaşkınlıkla izliyorum. Bir çocuğun bir Alevilik derslerinde aldığı eğitimle nasıl güzel bir şekilde yetiştiğini gerçekten ben birebir şahidim. Bundan dolayı canlarımız, değerli yönetici arkadaşlarımız, hani az önce vurguladım ya, ağaç gerçekten yaş gene eğiliyor. Ve bundan dolayı lütfen gerekli duyarlılığı gösterelim. Ve bu konuda gerekli çalışmaları başlatalım. Bilmediğiniz, sormak istediğiniz ya da ikna etmek istediğiniz ya da toplantı yapmak istediğinizde bana bir talebiniz yeterli. Bir şekilde ayarlarız. Bir ortak bir tarih buluruz. Ve gerekli konuşmalarımızı yaparız. Bir şekilde de başlatmaya çalışırız. Evet sevgili Vedat Bican, Alevilik dersleriyle ilgili bize vermiş olduğun değerli bilgiler için ve konuk ettiğin için sana teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese aşkın muhabbetle selamlıyorum tekrardan. Eyvallah. Evet sevgili izleyiciler. Bizler de tarafsız olamıyoruz. Alevi medya ve basın temsilcileri olarak. Çünkü yani bir inancımız var. Oradan oranın temsilcileriyiz biz. O yolunda yolcuları izleyebiliriz. Alevi ve medya temsilcileri olarak bizler de tarafsız kalamıyoruz. Bizler de bu konuda lütfen Cemevi yöneticilerimize, Alevi ailelere ve velilere çağrıda bulunuyoruz. Lütfen lütfen en değerli kazanım olan Alevilik derslerine sahip çıkalım. Cemevleriniz çok iyi olabilir. Bir gökdelen kadar büyük de olabilir. Milyonluk yatırımlarınız da olabilir. İçeride çok iyi faaliyetler de yapabilirsiniz. Çok iyi çalışmalar da yapabilirsiniz. Çok çok iyi ses getiren yazarları, çizerleri, sanatçıları da getirebilirsiniz. Fakat bunlar kalıcı başarılar değil. Eyvallah. Kalıcı başarı, kalın Alevilik dersleri, çocuklarımızın Aleviliği öğrenmesi, Aleviyi birebir federasyonun yetiştirmiş olduğu öğrencilerden İslami dogma, hurafelerle değil, kendi özümüze yakın öğretilerle öğrenmesi gerekiyor. Ondan dolayı bunlar çok çok önemli. Tekrar sizlerden de ricamız lütfen lütfen çocuklarınızı Alevilik derslerinize kaydediniz ve yollayınız. Ve yöneticiler, cemevleri yöneticileri, örgüt yöneticileri de bu işin peşini bırakmadan azimle çalışmaları gerektiğini düşünüyoruz. Ve sizlere de izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Hoşça kalın.